Evet, iyi akşamlar. Bu gece Sezgin Başkanımızın organize ettiği hem dostluk gecesi hem de böyle toy denir bunlara. Bursa'dan Samdef Genel Başkanımız ve Samdef ekibi burada. Samdef Genel Başkanımız Sayın Temel Örkul. Başkanım hoş geldiniz. Mavi Karadeniz yakaladı bizi. Hemen sizin de bu geceyle ilgili hem hoş geldiniz hem düşüncelerinizi alalım. Güzel topluluk var. Hem insanlar görmediği arkadaşların dostunu gördü. En son sizin festivalden sonra herhalde burada milletle karşılaşırız. Evet, öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mavi Karadeniz ekibine ve bize bu imkanı sunduğu için. Böyle bir hemşeri topluluğunda Sezgin Başkan'ın yapmış olduğu bu yemek organizasyonunda ve hemşerilerimizi bir araya toplamından dolayı Sezgin Başkan'a öncelikle teşekkür ediyorum. Dostluk, dost meclisi, dost sofrası, hep birlikte olmak güzel bir şeydir. Bunun anlamı işte bundan bir ay önce Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu olarak 55 bin kişiyi bir araya getirmiştik. Burada da Sezgin Başkan'ın herhalde bir 2-3 bin kişiyle bir yemek daveti var. Ben kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında ve SDK hayatında başarılar diliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve yönetimim adına herkese hoş geldin, sefa geldin diyorum. Yönetimimiz olarak katıldık. 15 kişi olarak buradayız. Sayın Müsteşarımız Fatih Bey de bizle beraber eşlik etti. Genel sekreterimiz, başkan yardımcılarım hepsi buradalar. Ve de siz de sosyal medyadan sorumlu ve de sanat ve kültürden sorumlu başkanım olarak sizlere de teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Mavi Karadeniz ekibine ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Evet, bu arada muhabbet devam ederken herkesin de merak ettiği bir konu var biliyorsun. Kimi görsek burada diyor ki 55 bini topladın, 55'i nasıl saydın, 55 miydi, 60 miydi? Biz 55'in üzerine çıktık. Masa 53 ise de siz ona inanmayın. Biz 55'teyiz. Bu organizasyon nasıl oldu? İlk defa oldu. Birincisiydi. Yani uzun bir aradan sonra Samsunların yaptığı festival anlamında Kocaeli'de ilkti. Bu nasıl başarıldı? Millet merak ediyor. Bu millet nereden geldi? Oradalar mıydı? Biri mi getirdi? Şimdi değerli dostum, Samsun Bursa'da 300 bin kişiye hitap eden bir şehir. Samsun'un 3. sırada olmasının sebebiyle yıllarca yapılamayan bir özlem vardı. Ve de bunu biz yeni yönetimle birlikte arkadaşlarımızla ve başkanlarımızla istişaresini yaparak 4 ay içerisinde yani yönetime gelir gelmez 4 ay zamanımız vardı bu yaz festivalini yapmak için. Bu kararlılıkla yola çıktık. Amacımız hemşerilerimizi Bursa'da var olduğunu ve de bir araya getirmenin timsali bu şenliğin, festivalin ilk olması. Bundan tabii ki tereddütümüz var mıydı bu kadar kişiyi toplama? Amacımız 300 bin Samsunlu'nun %10'unu biz yani oraya getirmiş olsak dedik. 30 bin kişi yapar. Bunun da biz %20'sine ulaşmışız. 60 bin kişi teşvik etti. Biz hemşerilerimiz bize yeniden bir yüklemiş oldu. Yeniden görevi, ağır bir görev vermiş oldu. Bunu gelecek sene nasip olursa daha üstüne çıkarak 100 bin kişilere ulaşarak Samsunlu'nun oradaki Bursa'da meşalesini, var olmasını ve Türkiye genelinde de tüm sedakalarımızın, hemşerilerimizin çıkarsız bir nedenle hemşerilerini bir araya toplamasını, biz bunu kısa sürede evet nasıl başardığımız, insanların özlemi bir yayla şenliği ve festival olmasından ziyade bir araya gelmesi, hasret gidermesi ve kültürünü ve örkünü yaşamasıydı. Bir stres atmasıydı. Bunu her zaman her yerde yakalanabilir. Güzel bir organizasyonla, güzel bir ekiple insanlara iyi duyurursanız, bu konuyu iyi işlerseniz gerçekten vatan ve millet Samsunlu sevdası olan kişi olarak orada herkesin olmasını herkes istiyor. Biz de bunu bu şekilde, yani biz ben olarak bir şey yok orada, biz hep birlikte oradaydık. Bu Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi ve 81 ilimizden katılım sağlanarak gerçekten bu güzel bir topluluğu yakaladık. Ben tüm hemşerilerime buradan sizin aracınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene 155 bin kişi diyoruz. 2 gün ve de güreşli diyoruz. Bunu ekibimizle başaracağımıza inanıyoruz. Ve de Bursa'da ve Türkiye'de Samsunlar her zaman var oldukça biz her yerdeyiz. Ben teşekkür ediyorum tüm dostlara bu soruyu da sorduğunuz için. Yani Bursa'da 3. sırada olmamızın nedeni
ve de toplu şehrin olmasının nedeni ve de bunun da ihtiyaç olmasının nedeni ve de bununla ilk birincisini düzenlememizle beraber başarmış olduk. Evet. Ama daha güzelini olacağına inanıyorum. İnşallah Bursa'da nüfus olarak 3. sırada olabiliriz ama festival olarak inşallah 1. sıradayız. Şu ekip özellikle çok emekleri var. Katkı veren, destek veren herkese biz buradan başkanımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu acele oldu. Tarih olarak belki biraz önce olsaydı ben eminim ki orada çok daha müthiş kalabalık olacaktı. Ama güzel bir başlangıçtı dediği gibi başkanımın. Biz inşallah seneye bu çok daha faydalı olacaktır. Fatih Bey, eski müsteşarımız, önceki dönem müsteşarımız Fatih Acar Bey de. Estağfurullah. Sizin de görüşlerinizi alalım. Siz de festivaldeydiniz. Aynı zamanda bu akşam da Sezgin Bey'in misafiriyiz. Evet, teşekkür ederim ben öncelikle Mavi Karadeniz'e. Şimdi bu akşam Sezgin Bey'in davetlisi olarak Bursa'dan geldik. Federasyon başkanımız, genel sekreterimiz ve çok değerli arkadaşlarımızla birlikte. Burada çok güzel dostlar var. Çok güzel dostlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Sezgin Bey gerçekten örnek olan bir kardeşimiz. Her yönüyle, iş adamlığının yanında, dürüstlüğüyle, vefasıyla, evet, yani adam gibi adam diyebileceğimiz çok değerli bir kardeşimiz. Onun misafir olmak bizim için onurdur. İnşallah bu akşam da bize böyle güzel bir hava teneffüs ettirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.